Yeni bir girişimimiz var. Adı Kitap Ekspresi. YouTube'da bir kanal bu şu anda. Daha sonra daha da gelişecek, başka şeylere dönüşecek. Geçen hafta bununla ilgili ilk videoyu yapmıştım ve hedefimizin aylık 100 bin lira getiri sağlayan yeni bir girişim kurmak olduğunu söylemiştim ve takipçilerimizi bu yolculuğa ortak etmek istediğimizden bahsetmiştim. Amacımız ne? Amacımız 100 bin liralık bir iş. Oldukça düşük sermaye ile nasıl kurulabiliyor? Biz yolda ne gibi zorluklarla karşılaşıyoruz? Buradan çıkarabilecek bazı girişimcilik derslerine biraz da tabii YouTube nasıl işliyor? Çünkü işin temelinde YouTube var. YouTube'dan nasıl para kazanılıyor? Nerede hatalar yapıyoruz? Bütün bunları konuşmaktı. Bugün işte o videonun ikinci bölümündeyiz. İlk videoyu seyretmeyenler şu yukarıdaki linkten kolayca ulaşabilirler. Hazırsanız 100 bin lira aylık para getirecek YouTube kanalımızın hikayesine geri dönüyoruz. Neler oldu geçen haftadan bu yana? Nerede hayal kırıklıkları yaşadık? Nerede işler iyi gidiyor? Hepsini anlatacağım. Önce kanala şöyle bir bakalım neler oldu bitti. Siz de henüz iyi olmadıysanız linkini yukarı ve aşağı bırakıyorum. Hemen gidin Kitap Ekspres'in üyesi olun. Her pazar saat 9.30'da bir kitap özeti ekliyoruz. Geçen pazar günü de ekledik bir tane etkili sunlar yapmanın sırları. TED konuşmacıları gibi konuşmanın sırlarını anlattığımız bir kitap özeti bu. 4300 görüntüleme aldı. Biraz yavaş açıkçası. Atomik alışkanlıklara göre nitekim sıralamada da 3. şu anda yani son 28 günde yüklediğimiz kitaplar içerisinde 3. Bu bu iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü kanal büyürken yeni yüklediğimiz içeriklerin hep sıralamada birinci olması gerekiyor. Çünkü daha fazla üye var. Demek ki buradaki kitap seçimimiz çok doğru olmadı. Bu bize bir ders. Neden? Asla bakınca çok da basit sebebi etkileyici sunumlar yapmanın sırları demişiz. Etkileyici sunumlar yapmak istemeyen insanlar çoğunlukta demek ki onlar ilgilenmediler. Oysa gerçekten değişmek isteyenlerin kitabı demiştik atomik alışkanlıklara. Değişmek isteyen çok insan var herhalde. Onun izleyici sayısı çok daha yüksek olmuştu. Burada neyi anlıyoruz? Kitabın kendisi kadar onun için seçtiğimiz başlık da önemli. Bunun ilgili bugün bir başlık değişikliği yapacağız. Belki biraz hızlandırır. Bu arada unutmayın YouTube'da başlıkları değiştirirseniz, kapakları değiştirirseniz bunlar tam neyler değişir. Performans artırabiliyor. Ben kendi kanalımda da bazı eski videolarımı böyle canlandırabiliyorum zaman zaman. Bunlar işin bir parçası. En popüler videolarda hala parayla barışmak isteyenlerin kitabı. Paranın psikolojisi önde ki bu bir videoda değil aslında. Sadece seslendirme arkada bir ölü görüntü var. İkna sihirbazlarının klasik kitabı İknanın Psikolojisi hala ikinci. Atomik alışkanlıklar ama arkadan geldi üçüncüye yerleşti. Bu iki listenin farkı bu bütün zamanlarda en çok izlenen videoların hangisi olduğunu gösteriyor. Belki de parayla barışmak isteyenlerin kitabını ve İkna sihirbazlarının kitabını bir kez daha bu sıra görüntü olarak özetlemekte de fayda var. Yine bu da YouTube'da işe yarayan bir mesele. Eğer iyi giden bir videonuz varsa onun farklı versiyonlarını, onun farklı detaylarını tekrar tekrar yayınlamak işe yarıyor. Çünkü YouTube algoritmaları o tip bir videonun insanlar tarafından beğenildiğini bildikleri için daha fazla insana gösteriyorlar. Kanalda ilk kez denediğimiz bir başka meselede bir YouTube short'u yaptık. Burada Pınar bir kitaptan çıkarttığı dersleri paylaştı. Dün gece yayınladık bunu. Şu ana kadar 18 like almış. 220 civarında da görüntülemesi var. YouTube shortlardan para pek kazanılmıyor açıkçası. Çok düşük bunlardaki gelir. Fakat YouTube shortların önemi daha fazla insana erişmenizi sağlıyorlar. Ve YouTube algoritması o short videonun insanlar tarafından beğendiğini görürse çok hızlı yaymaya başlıyor. Tabi ayrıca YouTube short formatları Instagram Reels, TikTok, Twitter ve hatta LinkedIn gibi platformlarda da paylaşılabiliyor. Bunlar da sitenin trafiğini artırmak, ilgi görmek açısından enteresan. O yüzden niyetimiz önümüzdeki günlerde haftada en az iki belki 3 short video yapmak ve bu short videolarda da bir kitaptan bir özet, bir kitaptan küçük bir alıntı, çıkarılmış bir ders bunları paylaşmak. Burada Pınar ilk kez kendi videosunu yaptı. Ben sadece altyazıları ekledim. Böyle bir birlikteliğimiz oldu. Hoş da bir ürün çıktı ortaya diye düşünüyorum. Tabii şu anda eminim pek çoğunuz hocam bırak bunları da rakamlar nasıl para kazanıyor musun ona bak diyorsunuz. 7500 lira ciromuz olmuş son 28 günde. Baktığımda geçen hafta bu 6.500 liraydı. Yani 1000 lira yeni ciro eklemişiz son 28 güne. Bu da ne anlama geliyor? Günde 200-250 lira ortalamalar ekliyoruz demektir. Çok mu iyi? Elbette değil. Ama şu anda kanal kendini kurtarıyor. Çünkü hatırlarsanız video başı 1500 lira civarına para harcadığımızı söylemiştim. 4 video çarpı 1500 işte kabaca 6.000 lira civarına para harcıyoruz. 7.447 lira geldi bile. Tabi bir bu de bundan devlet babanın %15 vergisi düşecek hesabı para yatarken ama bir yol almaya başlamışız gözüküyor. Ben açıkçası kanalın takipçi sayısını 100 bine getirmeden önce bütün bunları pek önemsemiyorum. Kanalı 100 bine götürmemiz gerekiyor. Çünkü bu benim kanalımdan farklı bu. Benim kanalımda şu anda yanılmıyorsam 77 bin civar takipçi var ama kanal çok iyi para kazanıyor. Niye orada? Çünkü üyelik sistemi var esas paraya getiren. Burada üyelik sistemimiz yok. Belki ileride olabilir ama burada sadece şu anda YouTube'un gösterdiği reklamlardan para kazanıyoruz. Bunlardan para kazanmak için üye sayınızın epey tırmanması lazım. Üye sayısı tırmanışı baktığımız zaman o gelir tırmanışından daha iyi geçen hafta 16380 üyemiz vardı. Şu anda 20971'e gelmişiz. Bu rakam hiç de fena değil. Son 28 güne baktığımızda normalden 183.000 fazla görüntüleme, normalden 24.600 saat fazla görüntüleme, normalden 10.200 daha fazla yeni üye gibi muazzam rakamlar var ama tabii 28 gün öncesinde kanalda videolar yoktu. Sadece seslendirmeler vardı ve genel toplu da açmamıştık. O yüzden hani bu başarıya çok da övmemekte fayda var. Burada ciroyu görüyorsunuz haftadan haftaya sağlıklı bir tırmanması var. Elbette bunu hızlanmasını isteriz. Fakat burada bizi kısıtlayan en önemli faktör YouTube'un her bin görüntülemeye ödediği ücret. Bakın burada görüyorsunuz 40 lira ödüyor sadece bin görüntülemeye. 185 bin görüntüleme çarpı 40 7500 lira ediyor. Yurt dışındaki kanallarda buna RPM deniyor. Bin görüntüleme başına kazanılan paraya çok daha fazla para veriyorlar çıkası Türkiye bu konuda biraz kısıtlı. İşte Türkiye'de reklam verenler herhalde biraz daha cimriler. Türk ekonomisinin durumu malum. Bütün bunlar bizi etkiliyorlar. Ama bu 40 lirayı çıkartmak pek kontrolümüzde olan bir konu değil. Bu biraz kanalınızın ne yaptığıyla ilgili bir mesele. Benim kanalımda bu biraz daha yüksek çünkü orada finansal konuları konuşuyoruz. Finansal konularda reklam vermek isteyen insanlar daha fazla para harcıyorlar demek ki. Burada kitapları konuşuyoruz. Kitapla ilgili reklam verenler YouTube'a daha az para veriyorlar demek ki. Bundan dolayı da burada RPM'imiz biraz düşük. Bu RPM eğer başka gelir kaynakları yaratamazsak ulaşmamız gereken görüntüleme sayısı 2,5 milyon civarında 100 bin TL aylık ciroya gelmek için kolay bir yolculuk olmayacağı belli. 2,5 milyon görüntüleme için bugünden çok daha fazla üyeye ihtiyacımız var ve belki de daha fazla video eklememiz gerekiyor. Fakat bunları bildiğiniz zaman yol haritanız netleşmeye başlıyor. Bu videoyu biraz sonra Pınar'da izleyecek sonra üzerine bir toplantı yapacağız neleri artırabiliriz diye. Çünkü haftada bir aslında bu videoyu sizlerle paylaşırken bize rakamlar rakamlarımıza bakıyoruz. Analitik verileri inceliyoruz. Neyin iyi gidip neyin kötü gittiğine bakıyoruz. Sol tarafta görüyoruz. Ciro Ağustos'ta 5.747 lira. Eylül'de 3.766 ama Eylül'ün daha başlarındayız. O yüzden Ağustos Ciro'sunu geçeceğimiz kesin. Mühim olan hep büyümeye devam etmek. Unutmayın bizim başka gelir kaynaklarımız var. Bu bizim ana işimiz değil. Biz bunu yandan yapıyoruz. Ve haftada toplam Pınar'la benim bunu ayırdığımız vakitlerde 5-6 saatler civarında dışarıdan da biraz destek alıyoruz. Ve böyle bakınca yandan yavaş yavaş büyüyen bir iş. Üstelik bu işin çok hoşuma giden bir yönü var. O hoşuma giden yön de iyi iyi bir kitap yüklediğiniz zaman bundan uzun süre para kazanabiliyorsunuz. Mesela atomik alışkanlıklarda görüntüleme sayısı 41.199 olmuş. Geçen haftaki videoda 11.000 civarında 30.000 daha izleme almış. %99.1'de like alıyor. Yani insanlar bu kitabı genel olarak beğeniyorlar. 41.199 görüntüleme demek böldüğünüzde 40 çarpı 40 lira para kazandırıyor. Yani kabaca 1600-1700 lira para kazandırıyor gibi. Ama bundan biz çok uzun yıllar para kazanabiliriz. Çünkü YouTube'da atomik alışkanlıklar başlığını atan veya kendimi değiştirmek istiyorum başlığıyla arama yapan insanların önüne bu video daha fazla gösterilirse ömür boyu bundan para kazanmak mümkün. Bu tip içeriklere İngilizce'de evergreen deniyor. Daimi yeşil. Yani evet bir anda böyle bir patlamalı büyüme yaratmıyorlar ama insanlar gidip gidip sık sık o videoyu izliyorlar. Bizim de bu tip videoları artırmamız gerekiyor. Şu anki performansı itibariyle TED gibi konuş aynı yolda gitmiyor. Çünkü yanılmıyorsam yine geçen hafta salı günü bir Videoyu yaptığımda atabüklü alışkanlıklarda 11.000 görüntüleme vardı. TED'de 4300 görüntüleme vardı. Demek ki kitap seçilmemizi daha doğru yapmamız lazım. Kendimize çıkarmamız gereken bir ders. Elbette zaman zaman popüler olmaya değil kendi hoşumuza giden içerikle odaklanabiliriz. Ama sevgili Pınar şu anda biraz büyümemiz gerekiyor. Biraz daha bu tip kitaplar bulmakta fayda var. Biz de biraz sonra gideceğiz. Gece hafta hangi kitabı yayınlayacağımızı bu çerçevede tartışacağız. Analitikleri incelediğimizde canımı sıkan bir mesele daha var. Impression click through rate. Yani YouTube bizim videonun kapağını insanlara göstermiş ama 100 insana sadece 3.8'i gelip videoya tıklamışlar. Bu oran iyi değil. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Kitap kapakları ve kitap başlıklarıyla değiştirebiliriz. Bunu biraz daha yukarıya doğru almamız lazım. Average View Duration yani bir video kaç dakika izleniyor? 8 dakikalara gelmişiz. Bu çok kötü değil. Bizim kitap uzunluklarımız aşağı yukarı 20 dakika civarında. Yani %50'ye yaklaşıyoruz burada. Fena değil ama bunu da biraz daha yukarı çıkartmak lazım. YouTube'un en önemli oyuncularından MrBeast diyor ki en çok odaklanmanız gereken rakam bu. Çünkü bunun iki faydası birden oluyor. Birincisi izleme süresi arttıkça daha fazla reklam gösterebiliyor. Geliriniz artıyor. İkincisi ve daha önemlisi ise video izleme süresi arttıkça YouTube algoritması videoyu daha çok seviyor ve daha fazla insana gösteriyor. Demek ki bu iki alanda da yapacaklarımız var. Bakın hesap çok basit. %3.8 tıklama alabilmişiz. Eğer bunu iki katına çıkarabilsek 7.6'ya mesela 350-360 bin görüntüleme geleceğiz. Gelirimiz bir anda 15 bin liraya çıkacak aylıkta şu anki düzende. Bu nedenle bu gösterge bizim için çok önemli ama diğer önemli gösterge de gelen insanlara da daha fazla kalsınlar. Çünkü 8 dakika yerine 15 dakika kalsınlar en azından bir reklam daha fazla göster. YouTube bizi sevdiği için daha fazla insana gösterecek. Impressions bizim videolarımızı kapaklarını YouTube kaç kişiye göstermiş. Bayağı iyi bir rakam var burada. Bir zaman hakkını yetece vermiş miyiz? Biraz tartışılır açıkçası. İzleyici kitlemize bakalım. Bizi takip edenler en çok Bay Kalemi de takip ediyormuş. Bir de Cihat Çiçek hocamızı takip ediyormuş. Herhalde yani bu benle ilgili biraz. Çünkü burada görüyorsunuz ben de epey varım listede. İşte finansal kanallar birbirini destekliyor. Ama onun dışında Storybox ve Gelişim Okulu izleyicileri bizi takip ediyor. Burası çok önemli. Çünkü Bay Kalem Storybox ve gelişim okulu ne yapıyorsa onlara gelip bakmamız gerekiyor. Demek ki bizim izleyeceğimiz o kanallarda değer bulmuşlar. Oradan kendimize alacağımız fikirler olabilir veya onlardaki boşlukları telafi edebiliriz. Bu da kanalımızı hızlı şekilde büyütecektir. Şurada Advanced Mode diye bir mod var. Oraya girince daha fazla detay alıyoruz. İşte içerik analitiklerimiz mesela burada. Hangi videolar en fazla izlendi, izleme saatleri, kaç üyemiz var, tahmini cüra gibi. Ama şurada beni çok ilgimi çeken başka detaylar var. Mesela Traffic Source, Trafik Kaynağı ları. Yani bizim sistemimize insanlar nereden geliyor? En çok YouTube'un arama özelliklerinden geliyor. Burası ilginç. Demek ki İnsanların aramalarını doğru şekilde karşılayacak bazı hashtagler yazmışız. Bu önemli. Önerilen videolardan ikinci büyük dalga geliyor. Ben önce konuşmuştum 3.3 milyon insana göstermiş YouTube bizi. E bu durumda buraya biraz artırmamız çok çok yararlı olacaktır. Kanalın sayfalarından gelenler var. Yani bir sayfada video izliyor diğerine gidiyor gibi. Başka YouTube özelliklerinden gelenler var. Dışarıdan gelenlere baktığımız zaman external'da 7300 kişi gelmiş. Yani 185 bin görüntülemenin sadece 7300'ünü dışarıdan getirebilmişiz. Ne demek bu? bizim diğer sosyal medya kaynaklarımızda yaptığımız paylaşımın sonucu. İnsanlar bunu çok soruyorlar. Hocam senin diğer sosyal medyadan kuvvetle o yüzden de buraya insan geliyor diye. Mutlaka Pınar'ın ve benim sosyal medya gücümüzün bir belli katkısı var. Ama esasında YouTube'un içinde işleri doğru yapmanız lazım. Çünkü görüyorsunuz dışarıdan gelen katkısı oldukça az. Demek ki burada da alacağımız yol var. Coğrafi olarak baktığımızda tabii en çok Türkiye'den izleniyoruz ama daha sonra Azerbaycan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'ye gidiyor. Buralarda bolca Türk yaşıyor biliyorsunuz. Benim diğer kanalımda da böyle bir durum var. Benim diğer kanalımda bu arada özellikle üyelik tarafında parayı aslında dışarıda yaşayan Türklerden kazanıyorum. Çünkü onlar için çok ucuz kalıyoruz açıkçası. Yaşa baktığımızda 25-34 yaş arası kitle en büyük kitlemiz. Sonra da 35-44 arası. 18-24'ler kitaplarla pek ilgilenmiyorlar herhalde. Ben aslında şu daha ileri yaş kitlelerden daha çok insan alırız diye düşünüyordum. Orası pek iyi gitmemişe benziyor. Ve kanalla ilgili beni en çok şaşırtan özellik çok fazla erkek izleyici var. Bunun nedeni muhtemelen bu işin başlangıcında benim kanalımın çok rol oynaması. Çünkü maalesef yatırım kanalı ne neredeyse herkes erkek. Burada durumlar biraz daha farklı gibi gözüküyor. Gelir kaynaklarımıza baktığımızda YouTube reklamları, YouTube premium üyelerinden bana aktarılan pay. Onlara reklam gösterilmiyor biliyorsunuz. Bir de birisi süper teşekkür etmiş. Sağ olsun bize bir hediye yapmış. İşte o hediyeden komisyon düşünce bize kalan da 10 lira para olmuş. seslikler böyle. Özet kendimize de ders çıkartmamız gerekiyor. Bizim YouTube thumbnail'leri yani kapakları hızla düzeltmemiz lazım. Oradaki impression true rate yani kapağı görüp gelenlerin sayısı çok çok, çok az şu anda. onu artırmamız gerekiyor. YouTube short'ları artırarak kanalın genel trafiğini tırmandırmaya niyetindeyiz. Kitap seçimlerimizi çok doğru yapmamız gerekiyor ki daha fazla insan bizi izliyor olsunlar ve belki de hepsinden önemlisi taplarda insanları daha fazla tutabilmemiz gerekiyor. Buna ilgili birkaç tane niyetim var. Onları deneyeceğiz ve gelecek hafta belki daha iyi performans alacağız diye düşünüyorum. Fakat gördüğünüz gibi ilerleme devam ediyoruz ve YouTube'un sevdiğim yönlerinden bir tanesi YouTube çok veri sağlıyor size. Burada her şeyi de göstermiyorum. Sizi boğmamak için ve o veren içine girdikçe neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı görüyorsun. Çünkü önemli olan bizim kanaatlerimiz değil. Bir kanaate bir görüşe göre bir şey yapıyoruz ama asıl kanıt buradaki rakamlar analitik tarafında. O rakamlara baktıkça da neyin doğru neyin yanlış gittiğini görüyoruz. Evet adım adım biz ilerlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Gelecek hafta Kitap Ekspresi'nde son durumu sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle hoşça kalın hoşçakalın. kalın